İyi günler çocuklarım. 4. sınıflar Türkçe'de e, sosyal bilgiler dersindeyiz. Şimdi 3. üniteye geldik artık yaşadığımız yer. Bu ünitede neler öğreneceğiz? Herhangi bir yerin konumunu tarif edeceğiz. Yaşadığımız yerin krokisini çizeceğiz. Doğal ve beşeri varlıkları ayırt edeceğiz. Hava olaylarını gözlemleyip resimli grafiklerle anlatacağız. Yaşadığımız yerin coğrafi özelliklerini tanıyacağız. Doğal afetlere hazırlıklı olmayı öğreneceğiz. Evet, burada bir de resim var. Resmede baktığımız zaman dünyanın üzerinde bakın GPS'ler var, dürbünler var, yol tarifleri var. Gördüğünüz gibi bu konularla ilgili bilgi edineceğiz diyorum. Hemen dersime başlıyorum. İlk olarak yönlerimize başlayacağız. Ee, yönlerimiz, yönleri bilmenin bizlere sağlayacağı faydalar neler olabilir? Ee, bunu kısa olarak hemen oraya yazdım kaybolmayız dedim yani kaybolmanızı engeller hangi tarafta eviniz nerede okulunuz nerede bunu bilmenizi sağlar. Bulunduğumuz yeri tarif edebilmek veya bir yeri bulabilmek için yönlerden yararlanırız. Evimizin, okulumuzun veya gideceğimiz bir yerin bulunduğumuz noktaya göre hangi tarafta bulunduğunu ya da e, bulunduğunu da yönleri kullanarak tarif edebiliriz. Özellikle doğada dolaşırken yön bilgimiz sayesinde gideceğimiz yere kolayca ulaşabilir. Kaybolma e, tehlikesi yaşamayız. İlimizin, bölgemizin, yurdumuzun ve komşumuzun, komşularımızın konumunu belirlerken de yönlerden yararlanırız diyoruz. Ve burayı ne yapıyoruz? Burayı tabii ki hepsini yazıyoruz diyorum defterimize. Çünkü bize genel bilgi verdi. Hemen buraya yazıyoruz. Tabii Karagöz ve Hacivat'ta okuyup eğleniyoruz. Ee, Karagözüm, e Karagözüm Karagöz evini arıyor diyor Hacıvat. Hayrola Karagözüm ne işin var burada? Sorma Hacıvatım evin yolunu şaşırdım. Senin en ev kalenin batısında değil miydi? Ne kalesi ne çatısı bizim ev zemindeydi. Çatı demedim, batı dedim, batı. Batı ne demek hacım? Hacıvatım batı ne demek? Yön demek, yön. Yani güneşin battığı taraf. Güneşin yattığı taraf öyle mi? Güneşin yattığı falan yok. Peki bir de kalktığı tarafı söyle. Doğduğu taraf demek istiyorsun. Evet onu demek istiyorum diyor ve doğuyu batıyı bilirsen diyor. Diğer yönlerde evini de bulabilirsin diyor. Şimdi Karagöz burada da bir tekrar bir soru sormuş. Burada tabii ki gülerek ne yaptık biz bunu okuyabiliriz. Karagöz'e yönleri bulma konusunda yardım etmek isteseydiniz ona hangi öneride bulunurdunuz? Öncelikle kuzeyi bulmasını önerirdim diyorum. Yani burada da bakın doğu ve batıyı bilsen diğer yönleri de yönleri de evini de bulursun diyor. burada genellikle biz kuzey için daha kolay diyoruz ama işte oradaki espriler olması için o şekilde yapılmış diyorum. Hemen geçiyorum. Bakın yönlerimiz var. Burada da önemli yine bir yerin bulunduğumuz yere göre konumunu ifade etmek için genellikle doğu, batı, kuzey ve güney yönlerini kullanırız. Bunlara ana yönler denir. Bunu da size sorarlar neler olduğunu. Onun için burayı çiziyorum. Bazen bazen de belirtmek istediğimiz yer ana yönlerin gösterdiği doğusunda olmayabilir diyor. Böyle durumlarda hedef noktanın yönünü tam olarak anlatabilmek için Ara yönlerden yararlanırız diyor. Hemen burada da ara yönünün tarifini vermiş. Hemen orayı da ne yapıyorum? Çiziyorum. Bu çizdiğim yerleri defterinize yazarsanız çok iyi olur. Hem de oradan çalışmış olursunuz. Ya da kitapta böyle işaretleyebilirsiniz. Yan tarafta bakın kuzey var. Yönler var burada. Görüyorsunuz. Ee, burada tepeye kuzeyi yazdığımız zaman sağ taraf doğuyu sol taraf batıyı tam kuzeyin zıttı da güneyi gösterir. Bunlar ana yönlerde. Bir de bunların ortasında olan, tam ortasındaki olan yerlerde kuzey batı. Mesela kuzey ve batının arasındaki kuzey batı. Kuzey ile doğunun arasında kuzey doğu. Güney ve batının arasında güney batı. Güney ile doğunun arasında güney doğu isimlerini veriyoruz. Şimdi yönleri bulmanın çeşitli yöntemleri var. Bunu da şimdi tek tek göreceğiz, tek tek üzerinde işleyeceğiz. Bunlar önemli. Size yazılı da bunların e, bu şekilde de sorabilirler. E, yönleri nasıl bulurum diye tek tek bunları isimli sorarak isteyebilirler. Birini alıp kullanmayı da isterler. Ama sizin yeriniz var. ikisini de öğrenirdim diyorum. Şimdi güneşin konumu. Yönleri bulmak için güneşten de yararlanırız. Bunun için sabahleyin ayakta durup sağ kolumuz güneşin doğduğu yöne bakacak şekilde kollarımızı açarız. Bu durumda sağ kolumuz doğu. Sol kolumuz batı yönünü gösterir. Yüzümüzü döndüğümüz taraf kuzey yönünü, arkamızı arkamız ise güney yönünü gösterir diyor burada. Şimdi burayı da onun için çiziyorum okuduğum yeri. Şimdi burayı okudum ben. Burayı da mutlaka ne yapıyoruz? Çiziyoruz. Çünkü burada artık yön kavramına girmiş oluyoruz. Bunu da defterimize de yazalım. Güneş ile yön bulmanın başka yolları da vardır diyor. Sadece bu yolla olmaz diyor. Başka yollar da var diyor. Bunlardan bir tanesi de çubuk dikme. Bunu da çubuğu dikerseniz biz kuzey yarım kürede olduğumuz için kuzeyin e, e, gölgenin boyu her zaman kuzeyi gösterecek. Bunu da unutmayalım. Hemen buradan devam edelim. Güneş ile yön bulmanın başka yolları da vardır. Bunların en bilineni çubuk yöntemidir diyor. Çubuk yönteminde güneşli bir günde yere dikilen çubuğun gölgesi izlenir. Öğle vaktinde çubuğun gölge boyu en kısa seviyededir. Tam bu sırada gölgenin gösterdiği yön kuzeydir. Yani burası nedir? Kuzey yönüdür. Kuzeyi bulduğumuz zaman yönümüzü o tarafa dönüp kollarımızı açacağız ve diğer yönler de kolaylıkla bulabiliriz. Yani kuzey yönümü dönersem sağ kolum ne yapar? Sağ kolum doğuyu, sol kolum batıyı, arkamda güneyi Göstermiş olur diye ben de buraya yazdım. Bunları durdurup durdurup yazabilirsiniz. İsterseniz de kitaptan kendiniz de yazabilirsiniz. Evet devam edelim. Şimdi başka yöntemler de var. Bunların içerisinde bir tanesi de Kutup Yıldızı yöntemi. Önce okuyacağım, sonra da üzerinde size göstereceğim. Yanımızda e, Kutup Yıldızı da e, yanımızda her zaman bir pusula olmayabilir. Böyle zamanlarda diyor. Evet, böyle zamanlarda yön bulmak için çeşitli varlıklardan yararlanırız. Bu varlıklardan biri kutup yıldızıdır. Ve hareket etmeden durduğu için bu yıldızı halk arasında demir kazıkla denir diyor. Yüzümüzü kutup yıldızına döndüğümüzde önümüz kuzeyi, arkamız güneyi, sağımız doğuyu, solumuz da batıyı gösterir. Zaten bunu artık her yerde göreceksiniz. Onun için burası da kutup yıldızında hem önemli hem de bunları yani hangi, nelerden faydalanırız bunlar önemli. Şimdi burada nasıl yapıldığını anlatıyor. Ben size e, buradakine bakmayacağız. Direkt biz ne yapacağız? Şuradaki gösterdiği yerden bakacağız. Bunu da böyle şehirde olanlar değil de genellikle başka yerde olanlar daha iyi görürler. Biraz büyütelim şöyle. Daha iyi görebilmeniz için. Evet. Şimdi burada anlatacağım size. Gökyüzüne baktığımız zaman ayın olmadığı Gökyüzünde ay olmadığı zaman bakmamız lazım ve bulutlu olmamalı. Baktığımız zaman böyle tava şeklinde ya da cezve şeklinde diyelim büyük ayı görürüz. Sonra bir de onun az ilerisinde tekrar yine böyle tava ya da cezveye benzer bir şekilde şekil görürüz. Bu büyük ayının ucundan bir ok çizdiğimiz zaman öbürünün sapına gidiyor. Onun sapının bulunduğu yıldız biraz da büyükçedir zaten. Kutup yıldızı olarak geçer. O taraf kuzeyi gösterir. O taraf kuzeye yani yüzümüzü o tarafa döndüğümüz zaman ne olacak? Sağ kolumuz doğuyu, sol kolumuz batıyı, arkamızda güneyi gösterecek. Burada da zaten bunu anlatıyor. Onun için bunu bir böyle ışıksızın şehirlerden biraz uzak olduğunuz zamanlarda yapmanızı istiyorum. Diyelim. Şimdi burada bunu anlatıyordu ben direkt anlattım biraz da video çok uzun tutmasın diyorum izlerken size de kolaylık olsun hem de öğrenmiş oldunuz. Yosunlar var ormanlık bir bölgede veya açık arazide yön bulmak için ağaçlardan ve taşlardan yer Çünkü ağaç gövdelerinin ve taşların ve kayaların kuzeye bakan tarafı genellikle yosunlarla kaplıdır. Bu durumda yosunlu tarafın kuzey yönü gösterdiğin dikkate alınırsa diğer yönlerde kolayca bulunabilir diyoruz. Burası da tabii ki önemli. Yosunlar da önemli. Yosunlardan da ne yapabilirmişiz? Bulabilirmişiz. Özellikle de bir yerde kaybolduysanız, ormanda kaybolduysanız ya da kayalık bir yerde kaybolduysanız bundan faydalanabilirsiniz diyorum. Şimdi burada bir çocuk var. Diyor ki evimizin evimizin yanındaki parkta gövdesinin bir tarafı yosunla kaplı bir ağaç gördüm. Yosunlu taraf arkama gelecek şekilde ağacın önüne durarak kollarımı iki yana açtım. Bu durumda hastane sağ tarafıma, okulum ise sol tarafıma düştü. Başka bir deyişle hastane doğuda, okul ise batıya düştü diyor. Bakın burada da çocuğun bu yapış şekline dikkat ediyoruz. Yosunlu tarafı arkasına alınca ne yapmış? Ön tarafı, kendisinin ön tarafı kuzeyi göstermiş oluyor. Bunu unutmayın. Arkası güneyi, sağ taraf hastaneyi, yani doğu, batı olduğunu gösteriyoruz. Rus diyoruz. Hemen burayı da geçiyoruz hızlıca. Diğer bir yöntem de karıncalardan faydalanma. Bu da doğada karıncalar gezerken bir yuva gördüyseniz buna dikkat edin. Karıncaların diyor yer altına çıkardıkları toprakları yuvanın ağzına yağarlar. Bu toprakları yırttıkları taraf nedir? E, kuzeydir. E, açık olan tarafı ise yığılı olmayan taraf ise genlerin genellikle çıktığı taraf da güneydir. Buradan da diyor bilebiliriz. Bakın ben de burada göstermiş zaten kuzey diye yazdım. Bu taraf güney. Çünkü neden? Kuzeyde biz kuzey yarım küre dolduğunca kuzeyden soğuk rüzgarlar eser. Yuvanın içerisinde soğuk havanın girmesini istemedikleri için ne yapıyorlar? Güney tarafını açık tutuyorlar ki oradan ılık hava geliyor, biraz daha sıcak hava geliyor. Bu şekilde yapılıyor. Bu da bu da hayvanların yöntemi diyoruz. Hemen dışarıda oynarken bir karınca yuvası gördüm diyor. Bu aynı şeyi anlatıyor bize. Siz de buna dikkat edebilirsiniz. Yine karıncaya göre, buraya göre ne yaparsınız? Burası kuzeyse, burası güneydir. Kuzeyin sağ tarafı doğu, bu tarafı da batıdır diyebiliriz. Evet mezarlıklardan da faydalanabiliriz. Şimdi mezarlıklarda bakılırsak da yön belirlemesi yapılabilir. Mesela ülkemizde Müslüman mezarlıklarında mezar mezarın baş kısmı batı, ayak kısmı ise doğu yönünü gösterir. Biz de e, içine koyduğumuz insanımızı ne yapıyoruz? Güney'e yani kıbleye doğru çevirdiğimiz için buradan ayaklarımız yani mezar taşının küçük olan kısmı doğuyu, büyük olan kısmı batıyı gösterir. Hristiyanlarda ise biraz daha tersi oluyor. Onlarda ise mezarlar ise mezarın başı güneye dönüktür diyor. Onlarda daha farklı yapıyor. Kendilerini güneşin doğduğu tarafa çeviriyorlar. Buradan da ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Bir başka bir yöntem de saat yöntemi. Saat yöntemi de aynı şekilde. Kolumuzda saatimiz var. Bunun için saatimizin akrebinin güneşin bulunduğu yine doğru tutmamız yeterli olacaktır diyor. Şimdi burada hemen direkt üzerinde göstereceğim. Burada yine anlatıyor ama ben üzerinde göstermeyi tercih ediyorum. Yine az bir şey büyüteyim ekranı. Şöyle yaparsak daha iyi olacak. Şimdi akrebin bulunduğu tarafı güneşe doğru çevirirsem ve diğer tarafı da nerede olursa olsun ortadan 12'ye doğru bir çizgi çizdiğim zaman tekrar bu iki açının arasını bir çizgiyle çizdiğim zaman burası güneyi burası da kuzeyi gösterir. Tabi artık böyle saat de kullanmıyorsun. Dijital saat kullanıyorsunuz ama bu da bir yöntem. Güneşi gördükten sonra zaten yönleri bulmanız daha da kolay olacak diyorum. Evet hemen bunu da geçiyorum. Bunlar başlıklar olarak da önemli. Diğeri de geldik yine Pusulaya, evet asıl yön bulma aracımıza geldik. Pusula da diyor, yönleri en kolay şekilde bulmamızı sağlayabilir. Saatte ben kuzey e, e, benzeyen pusulanın ortasında sağa ve sola hareket eden bir ibre vardır. Bu ibrenin ucu renklidir. Genellikle de kırmızıdır. Kırmızı taraf her zaman kuzeyi gösterir diyoruz. Burayı da defterimize mutlaka yazıyoruz. Pusulayı yatay olarak tutulduğunda renkli uç kısmı daima kuzeyi gösteriliyor. Burayı da yazalım. Sonra e, kuzey yönüne belirlediğimizde diğer yönlerde kolayca bulabiliyoruz. O bulma yöntemini de göster gösterdik size anlattık. Yine sağımızı doğuyu, solumuz e, batıyı, e, önümüz tabii ki kuzeyi gösteriyor. Diğer tarafı da güney. Zaten pusulanın üzerinde de bunların hepsi mevcuttur. Böyle pusula böyle bir alet ama düzgün bir yere koymak gerekiyor. Bir de yanında mıknatıs ve başka şeyler olmamalı. Metallerden biraz uzak durulmalı. Her şeyden önce pusula düz bir. Hem burada da zaten söylemiş, zemine konulmalı. Ayrıca mıknatıs ve metallerden de uzak tutulmalı. Televizyon da buna dahil. Çünkü bunlarda mıknatıs var. Mıknatıs olduğu için ne yapıyor? O zaman mıknatısla çalıştığı için pusula da yönünü kaybediyor. Diğeri de yüzümüzü pusulanın renkli ucunun gösterdiği yöne yani kuzeye döndüğüm zaman diyor arkam tabii ki güney olur diyor. Burada çocuk söylemiş bu durum da okulumun bulunduğu yerin güneyinde kaldı diyor. Okulu kendisi için güneyinde kalmış yani pusulanın arka tarafında kalmış. Uç tarafında değil öbür tarafında kalmış. Şimdi diğer bir yöntemimiz de, uydulardan faydalanarak GPRS denilen küresel yer belirleme sistemi teknolojisi var. GPRS de deniliyor. Telefonlarda, akıllı telefonlarda var, bilgisayarlarda var, bazı arabalarda da var. Günümüzde GPRS teknolojisiyle yön belirleme de artık bir sorun olmaktan çıkmıştır. Dünyanın da diyor uydulardan faydalanarak tabii ki bunu belirliyor. Oradan bağlantı kuruyor. Dünyanın yörüngesine dönen uydular üzerinden çalışan bir teknoloji GPRS alıcısı bulunan cep telefonları acıyla da kullanılır diyor. Bunu da zaten biliyorsunuzdur. Olmadı ailenizden akıllı telefon olan birinden bir GPS yer bulmayı isteyebilirsiniz diyorum. Geldik sorularımıza geldik. Burada hemen bir yer var. Burada diyor ki Ender diye bir çocuk var diyor. Ender durmuş diyor. Bunun gölgesi diyor hangi tarafa düşmüş diyor. Bakıyoruz Endere. Baktığımız zaman Ender'in gölgesi diğer tarafa düşmüş. Yani düştüğü taraf nedir? Biz kuzey yarımkide olduğumuz için kuzeydir. Burası güneydir. Burası doğudur. Burası da batıdır diye buluyorum hemen. Güney ne demiştik? Gölgenin düştüğü taraf kuzey, onun karşısı e, güney, e, sol tarafı batı, doğu, sağ tarafı da batı oluyor. Ama ben size şöyle bir şey vereyim. Eğer size böyle bir şey vermez derse, direkt size şöyle kuzeyi verdikleri zaman bilin ki kuzeyin sağ tarafı doğudur her zaman. Kitaplarda da defterlerde de genellikle bu kullanılmaktadır. Burada biraz ters verilmiş ama bizim terse göre de ne yaptık? Burayı yaptık. Buraya göre şimdi tek tek yapacağım. Dikkatlice izleyin. Şimdi önce yönleri belirlememiz gerekiyor. Ondan sonra da soruları cevaplayacağız. Ender futbol sahasına gitmek için diyor önce diyor. Bakalım Ender'i buldum ben. Yönlerimi de belirttim. Önce ne yapmasız? Yol burada. Sen diyorsun böyle gidebilirim. Olur mu öyle gidilmez işte. Yani yoldan gideceğiz. Ne yapacak? Önce batıya bakın. Batıya gidecek. Daha sonra Batıdan sonra ne yapacak? Güneye doğru gidecek. Ben de ne yapmışım? Önce Batıya, daha sonra da e, Güneye gidecek diye yazmışım. Ender okula gitmek için diyor. Bakıyoruz, Ender'i bulduk. Okulda arkada kalmış, değil mi? Burada ne yapacak? Ender öncelikle Kuzeye gidecek. Daha sonra da ne yapacak? Doğuya gidecek. Gördüğünüz gibi, bakın yönlerle de burada belli. Kuzey ve Doğuya gidecek. Ender büfeye gitmek için diyor. Bakın büfeye gitmek için de yolu burası olduğu için önce batıya, daha sonra da yine kuzeye gidecek. Batı ve kuzey olarak yazmışım. Ender eve gitmek için önce güneye. Buna dikkat edin. Sınavlarda böyle sorulacak zaten. Eve gitmek için önce güneye gitmesi gerekiyor. Daha sonra da doğuya gitmesi gerekiyor. Eğerse böyle gölge boyuyla bulmanız isterlerse bu şekilde yaparsınız ama vermedilerse bilin ki yöntemimiz budur bunu da unutmayın. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.